Mutlu sabahlar, Ekonomi 7/24'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi günün ilk rakamlarına birlikte bakacağız ve Türkiye'de, dünyada ekonomi gündeminde neler var satır başlarını uzman bir isimle değerlendireceğiz. Doktor Levent Yılmaz az sonra konuğumuz. Önce rakamlar gelecek. Ekonomi 7/24 başlıyor. Günün rakamlarıyla başlayalım. İç piyasada neler oluyor? İlk rakamlar nasıl şekillendi? Dolar TL'de 5.68-29 seviyesiyle aslında yatay diyebileceğimiz bir seyri görüyoruz. Euro TL'de 6.39-73 seviyesi var. An be an gördüğünüz gibi rakamlar güncelleniyor. Altın cephesine gidelim. 1.421 dolar altının onsu. Altında da okları kırmızı da görüyoruz. Her ne kadar altında hali hazırda oklar kırmızı da olsa da altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 99.806 puan seviyesiyle kapanışı gerçekleştiriyor. Bu seviye BIST'te işlem gören hisse senetlerinin ortalamada %1,81 oranında değer artışıyla dünü kapattığına işaret ediyor. Kapalı çarşıya gidelim. İstanbul Kapalı Çarşı'da altında son durum ne? Malumunuz hem ons başına altın hem dolardaki seviye etkili. Ons başına altında sınırlı bir gerileme var. Doların ise bir süredir o dar bantta dalgalandığını gördük. Haliyle Kapalı Çarşı rakamlarına yansıyor. Gram altın 258, çeyrek 422 liradan fiyatlanırken 845 lira yarım altının satış fiyatı oluyor. Cumhuriyet altını ise yine İstanbul Kapalı Çarşı'da 1738 liradan alıcı buluyor. Peki dünyada neler oluyor? Dünya borsalarında son tablo nasıl? Gelsin önce Amerikan endekslerine bakalım. 3 önemli Amerikan endeksinde Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500'de kapanış gerilemeyle gerçekleşiyor. ABD'yi takiben Asya'da yeni günün ilk rakamları nasıl geldi? Asya'da özellikle iyi gelen veriler ve ticaret savaşındaki gerilim arasında kalan belirsiz piyasa vardı. Son rakamlarımız Asya'da neye işaret ediyor? Detaylara bakalım. Asya cephesinde de yine okları kırmızıda görüyoruz. Amerikan endeksleri gibi Asya'da da kayıp var. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da da dünün kapanışına bakacağız. Avrupa borsalarında da benzer şekilde satış baskısının İngiltere, Almanya ve Fransa endekslerinde kendisini gösterdiğine işaret ediyor son kapanış rakamları. Peki rakamlar üzerinde etkili olabilecek başlıklar neler? Gündem başlıklarına göz atalım. Bugün açıklanacak veriler. Esasında bugün yine piyasaların yönünü sert şekilde etkileyecek veri akışı yok ama. İçeride kısa vadeli borç stoku, net uluslararası rezervler ve Merkez Bankası rezervleri var. ABD işsizlik başvuruları ise belki bu veriler arasında piyasaların gündeminde dikkat çekecek olan başlık diyelim. Bu bölümü noktalayalım ama Ekonomi 7/24 devam ediyor. Programın bu bölümünde Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor Levent Yılmaz'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi neredeyse hemen her programa biz doları konuşarak başlıyoruz ama dolar da elbette sadece o makroekonomik göstergelerden etkilenmiyor. Ne var bugün piyasaların gündeminde? Hem ABD hem AB oldukça öyle diplomatik gibi gördüğümüz ama arkası ekonomide olan bir gündem var değil mi? Neler konuşuluyor? Şimdi açıkçası dün akşam biliyorsunuz Amerika tarafından gelen bu F-35 programından Türkiye'nin çıkartılmasıyla ilgili haber piyasada nasıl yankı bulacak onu beklemeye başlamıştık. İlk andaki tepkiler belki kur biraz yukarı gidebilir gibiydi ama işte bu sabah itibariyle tam tersine kurun gerilemeye başladığını gördük. 5.70'lerden 5.67'lere doğru orada bir aşağı yönlü hareket başlamış oldu. Şimdi bu S-400 konusu ve F-35 konusunu bir süre daha biz konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi biz bunları önümüze koyduğumuzda bundan birkaç ay önce işte Temmuz'da S-400'ler, F-35'ler ne olacak o ilişkiler doları zıplatacak mı deyip yine hani buralardan dolar alsak mı soruları geliyordu. Neden böyle bir tepki verdi bu piyasa? Şimdi açıkçası teknik tarafta kur nasıl hareket edecek, ne yapacak? Hani bunu zaten 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz ve bununla ilgili bir öngörümüz var. Oradaki işte Türkiye'ye yönelik olası ekonomik yaptırımların sonuçları ne olabilir? İşte Türkiye'nin bir NATO müttefiki olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne Katsa adı verilen Amerika'nın hasımlarına uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalıp kalmayacağının tartışıldığı bir ortamdayız. Şimdi burada bir kere yani bir öncelik belirlememiz lazım. Bizim önceliğimiz dolar ne olacak mı? Yoksa Türkiye'nin güvenliği ne olacak mı? Şimdi bu açıdan baktığımızda hani bu ikisinin arasında bir
kıyaslama yapmak açıkçası hani ben güvenlik bilimleri çalışan, ekonomi güvenliği çalışan birisi olarak bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü Türkiye'nin içinde yaşadığı coğrafyada Doğu Akdeniz'i görüyorsunuz. Yani Doğu Akdeniz'de yaşananlar, orada uluslararası hukukun ayaklar altına alınmaya çalışılması, münhasır ekonomik bölgeler belli olmadan işte İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın, Mısır'ın, Yunanistan'ın bir araya gelerek bir oldu bittiği yapmaya çalışması. Türkiye'nin orada da bir başka çıkar çatışması var. Şimdi. Kendi Türkiye'nin kendisinin ve Kuzey Kıbrıs'ın haklarını korumak için yaptığı sondaj faaliyetlerinden dolayı Avrupa Birliği'nden yaptırıma uğraması. Dönüyorsunuz diğer tarafa, uzunca süreden bu yana devam eden bir Suriye iç savaşı, onun 900 kilometrelik sınırı olan Türkiye'ye etkisi, tam iç savaşın hızlandığı, Türkiye'ye olan risklerin arttığı dönemde NATO'nun hava savunma sistemi Patriot'ların söküp götürülmesi, Türkiye'nin yeni bir hava savunma sistemi almak zorunda kalması, bunları konuşmadan, bunların altını çizmeden kur ne olacak üzerinden? Yani şöyle bir yorum yaparsak, açıkçası bu çok sığ bir yorum olur. İşte S-400 almayalım, kur yukarı gidebilir. Yani bu Türkiye'nin öncelikleri bunlar değil. Yani bunları bir kere altını çizmemiz lazım. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi F-35 programından çıkartılmak konusu. Açıkçası zaten bu bir sürpriz olmadı. Piyasada da sürpriz olmadığını işte kurdaki hareketlerden gördük, fiyatlamalardan gördük. Şimdi Türkiye'nin öncelikleri açısından baktığımızda artık Türkiye'nin bu konuda bir adım dahi geri atmayacağını piyasa zaten fiyatladı. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla kur ne olacak tartışması bence ikinci planda. Trump'ın açıklamalarıyla sonra Pentagon açıklamalarındaki çelişki orada bir iyimserlik olmuştu. Belki kur ondan açıkçası, dolayı. Açıkçası şunu da söyleyelim. Yani bütün dünya da görüyor, Türkiye de görüyor bunu. Trump'ın G20'deki açıklamaları. Sonrasında işte iki akşam önce biliyorsunuz televizyonda yaptığı Türkiye'ye ilişkin açıklamalara baktığınızda Trump durduğu yerde duruyor Amerikan Başkanı olarak. Türkiye'ye adil davranılmadı. Türkiye Patriot hava savunma sistemi almak istedi. Obama döneminde satılmadı denildi. Ama fakat bizim dün, de milyarlarca dolar bir artık satış bakın, yapamayacağımız için zararımız olacak diye de altını çiziyor. Dün de Pentagon bütün dünyanın gözünün içine baka baka maalesef gerçekleri söylemedi. Türkiye'ye Patriot anlaşması sunulmuş, Türkiye kabul etmemiş, S-400 almış dedi. Böyle bir şey yok. Türkiye defalarca Patriot'ları almak istedi. Bununla ilgili heyetler Amerika ile görüşmeler yaptılar. Obama dönemi dahil olmak üzere bu satılmadı. Hatta Trump yönetiminde de Pentagon buna karşı çıktı. Türkiye önce Çin'le görüşmüştü hava savunma sistemlerine yönelik olarak. Orada şartlar uygun olmadığı için 15 Temmuz darbesinin hemen 3. ayından sonra, yani darbe girişiminin hemen 3. ayında Türkiye Rusya ile masaya oturdu. Bakın 3 senelik bir süreç var. 3 senelik müzakere süreci var. Bu 3 senelik müzakere sürecinde de arada Amerika Birleşik Devletleri ile defalarca görüşüldü Patriotlar için. Dolayısıyla Pentagon'un bütün dünyanın gözünün içine baka baka gerçekleri söylemediği bir ortamla karşı karşıyayız. Şimdi kur ne olacak tartışması bunun yani neresinde? Yani dolayısıyla Türkiye'nin artık bu saatten sonra kendi güvenlik algısı içerisinde yapacağı adımlar önemli. Kur hareket edebilir. Ama kurun hareket etmesi sadece Türkiye'nin Amerika ile olan pozisyonuna bağlı değil ki. İşte görüyorsunuz FED, Amerikan Merkez Bankası bir yol haritası değişikliği yapıyor. Siz içeride hangi evet. riskle karşı karşıya kalırsanız kalın kur düşebiliyor. Şimdi kurdaki bu son nokta yani hani Temmuz'da şu olur bu olur diye konuştuğumuz halde o beklentiler piyasada oluştuğu halde sakin kalması biraz daha böyle o şoklara direnci gösterir mi ne dersiniz? Çünkü en ufak bir açıklamada biz bir anda 6'yı geçen 7'lere gider mi diye düşündüren bir dolar ortamı da yaşadık. Şimdi açıkçası orada alınan önlemlerin çok etkisi oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadığımız o kur atağının ardından onu yönetebilmek etkileri oldu mu? Oldu. Özellikle reel sektör üzerinde çok etkisi oldu kabul ediyoruz ama Türkiye onu yönetebildi. Yani hani her şey yanıp bitip kül olmadı 2001'deki gibi. Dolayısıyla Türkiye orayı yönetebildi ve bir de tecrübe kazandı. Kur ataklarına ilişkin bir tecrübe de kazandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda benzeri bir hareket hemen yerel seçimlerden önce benzeri bir hareket oluşmak üzereydi. Hemen müdahale edildi. Onu da yönetebildi. Şimdi bir kere burada bir tecrübe kazanıldı. Bunu bir kenara koyalım. Ama diğer taraftan şu da var. Türkiye'nin tezi o kadar doğru ki ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu itiraf etmek zorunda kaldı ki bakın Amerika sürekli söylem değiştiriyor. Önce diyordu ki S-400 görüşmeleri yapıyorsunuz, yaptırım uygulayacağız.
Sonra S-400'ü alıyorsunuz, yaptırım uygulayacağız. Aldınız, çalıştırırsanız, teslim alırsanız yaptırım uygulayacağız. Teslim aldınız, çalıştırırsanız yaptırım uygulayacağız. Sürekli bakın, yani o kadar haksızlar ki geri adım atıyorlar. Piyasada bunu görüyor. Yani Türkiye'nin ne yaptığını görüyor ve Türkiye'nin kararlılığını gördü. Bundan sonraki aşama şu. F-35 programından Türkiye'nin çıkartılmasının etkisini bu sabah gördük. Açıkçası öyle inanılmaz bir etkisi olmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, yani daha doğrusu Pentagon ve Hazine Bakanlığı bir karar verecek. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan dolayı müttefiki mi yoksa katsa kapsamında bir hasmı mı? Şimdi bunu göreceğiz. Niye bunu göreceğiz? NATO'nun ilgili maddelerini, NATO antlaşmasının ilgili maddelerini incelediğinizde aynen şu ifade var. Taraflar, yani müttefikler, birbirlerine bırakın yaptırım uygulamayı, bunun tehdidinde dahi bulunamazlar diyor. Ama siz alıyorsunuz. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin başındaki kişiyi orada tutuyorsunuz, bize vermiyorsunuz. Suriye'de PKK'ya, PYD, YPG, SDG adı defalarca değişti ama terör örgütü olduğu bilinen yapıya binlerce tır silah verildi. Oradan Türkiye'ye taarruz varken, yani NATO topraklarına saldırı varken Patriot'ları söktünüz götürdünüz. Şimdi orada bütün NATO'nun antlaşma maddelerini siz göz ardı ediyorsunuz. Bu tarafta Türkiye kendini korumak zorunda kaldığı zaman NATO'yu hatırlatıyorsunuz bize. Şimdi bunlardan artık Türkiye'nin yorulduğunu, bu işleri artık Türkiye'nin eskisi kadar yani böyle ürkerek değil, tam tersine cesur adımlarla yönettiğini bütün dünyada gördüğü için yani dün akşamki F-35 programından çıkartılma açıklaması beklemediğimiz bir şey değildi. Gördük. Burada aslında ona evet, göre sakin bir yani, tepki var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bizim şuna bakmamız lazım. Türkiye'nin ekonomi güvenliğini sağlaması için neler yapması gerekiyor? Peki hemen oradan Doğu Akdeniz'e gidelim mi? Evet. Şimdi hem biraz önce altın çizdiğiniz gibi güvenlikle ilgili de bir mesele. Türkiye'nin hem askeri hem hukuki hem de ekonomik adımları var Doğu Akdeniz'de. Şimdi Avrupa Birliği'nin de bu noktada yine dünyada artık yaptırım kozuyla herhalde her şey işlemeye başladı. AB yaptırımlarının Doğu Akdeniz noktasında bir ekonomik önemi var mı? Şimdi oradan aldığımız bir mali yardım var ama biz onun ne kadarını alıyoruz, ne kadar yani veriyoruz? 140-150 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediliyor. Açıkçası hani ben bakmadım bile. Bakmamamın sebebi şu, hiçbir önemi yok. Yani Türkiye'nin orada kendi hukuki, uluslararası hukukun verdiği hakları garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs üzerindeki hakları, Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmasından daha doğal ne olabilir? Yani bunun bir maliyeti olacaksa olsun. Yani biz burada şeylere çok takılıyoruz. Ben açıkçası bugünkü gazete yazımda da belirttim onu. Biz şeye çok takılıyoruz. Aman kur yukarı giderse ne olur? Faiz şöyle. Ya, bunun çok dışında bir ortamla karşı karşıyayız. Artık bunun altını çizmemiz lazım. Dünyada şu anda adı ticaret savaşı olan fakat tamamen ekonomi üzerinden yürütülen bir 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Ve bunun da maalesef göbeğinde Türkiye var. Neden göbeğinde Türkiye var? Çin'in kuşak ve yol projesinin en kritik durağı Anadolu. Doğu Akdeniz'de henüz bütün dünya enerji dengelerini değiştirecek kadar olmasa bile bir rezerv olduğu biliniyor. Potansiyel rezerv ise daha fazla görünüyor. İşte bu var. Dönüyorsunuz diğer tarafta Türkiye'nin bölgede aldığı aksiyon Orta Doğu'da, Orta Doğu halkları üzerinde rejimler değil, halklar üzerinde çok pozitif bir hava yaratıyor ve Türkiye rol model ülke pozisyonuna doğru gidiyor. Bunu da görüyorlar. Şimdi bunun tam göbeğindesiniz. Bununla mücadele ederken hani kur seviyesi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışmak. Ya da yaptırım tehdidi. Ve yaptırım tehditleriyle köşeye sıkıştırılmaya çalışılmanızı hani gündem haline getirdiğiniz zaman işte o bizim söylediğimiz literatürde öğrenilmiş çaresizlik ortamı oluşur. Türkiye böyle bir ortamda değil. Peki Türkiye ne yapıyor? Bir kısaca hatırlatalım. Evet. Şimdi Fatih gemisi ve hemen arkasından Yavuz gitti. Türkiye'nin iki milli sondaj gemisi. Bu önemli. Barbaros sismik araştırma gemisi zaten bölgedeydi. Şimdi son bu hamlenin ardından yeni bir gemiden bahsedildi. Aslında Marmara'da çalışan Oruç Reis de artık ikinci bir sismik gemi olarak bölgeye gidecek. Dördüncü gemi de yola çıkacak. Bu ve anlamda biliyorsunuz, aksiyon alıyoruz ekonomik. Deniz kuvvetlerimizde hemen gemilerimizin etrafında, arama gemilerimizin etrafında angajman kuralları kendisinde olmak kaydıyla yani her an olası bir olaya müdahale etmek için direkt gemilerde yetki. Bu demek angajman kuralları Doğu Akdeniz'de tur atıyorlar. Yani geçtiğimiz hafta biliyorsunuz birkaç tane görüntü vardı. F-16'larımız da arama gemilerini selamlayarak geçmişlerdi. Ya bu bir artık dediğim gibi bir ekonomik savaş. Bu ekonomik savaşta hani
kur seviyesi vesaire tartışmaları çok bir bence kenarda kalıyor. Bir kenarda kalacak. Şimdi öyle bir ekonomik savaş ki bölgeye sınır olmayan, orada bir hakkı olmayan ülkeler bile şirketler tabii aracılığıyla Doğu Akdeniz'e yerleşmiş durumda. Şimdi sorum şu. Avrupa Birliği Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olması muhtemel alanlarda, çünkü diğer ülkeler münhasır ekonomik bölge tartışması bitmeden oralarda sondaj yapabildiğine göre, Türkiye'nin bunu yapması Avrupa Birliği'ni neden ürkütüyor? Neden ilgilendiriyor? Neden yaptırım kararı açıklıyorlar? Yani burada gerçekten bir hukuksuzluk var. Uluslararası hukuka aykırı bir şey var burada. Yani Türkiye o zaman kapansın. Sadece işte kulaçla çıkabileceğimiz kadar çıkalım. Turizm bölgesi bu mu? Doğu Akdeniz dediğiniz yerde Türkiye'nin çok ciddi hakları var. Bu noktada dışişleri de en sert düzeyde, en üst perdeden yanıtı verdi. Bölgede o ekonomik adımlar da devam ediyor. Biraz içeriye gidelim mi? Biz tabii ne yapıyoruz? Doğu Akdeniz'den çıkalım. Şimdi o anlamda her türlü adım atılıyor. Hem F-35 noktasında hem de Doğu Akdeniz noktasında devletin zirvesinden açıklamalar var. İçeride tüm bunları destekleyecek elbette bizim ekonomiyle ilgili attığımız adımlar, yol haritaları. Biraz Merkez Bankası'nı konuşalım. Zamanı yaklaşıyor. Evet, 25 Temmuz'da epeydir indirir mi çıkarır mı derken orada bir değişiklik de oldu Merkez Bankası Başkanlığı'nda. Ve hemen ardından da yeni bir strateji, yeni bir dönem planı da anlattı. O açıklamalardan siz ne anladınız? Bir indirim sinyalini aldık mı kesin olarak? Şimdi biliyorsunuz sizinle yaptığımız programlarda her zaman altını çizdiğimiz bir konu vardı. Faiz indirimi için bir manevra alanı, hareket alanı oluşması konusu. Tam da o konuya işaret etti. Sayın Başkan Murat Uysal da ilk yaptığı açıklamada o hareket alanının oluşmaya başladığını ifade etti. Yani açıkçası bizim burada sizinle yaptığımız programlardaki öngörülerimizin karşılık buldu. Merkez Bankası tarafında da karşılık buldu. Yani verilerle desteklendiğini gördük. Hep söylediğimiz bir şey var. Merkez Bankası'nın elinde çok önemli bir veri seti var. Onların o veri setiyle hareket ederek ne düşündüğü çok önemli. Ama biz dışarıdan baktığımız kadarıyla bir manevra alanı, hareket alanı görüyoruz demiştik. Şimdi bizim dışarıdan bakarak gördüğümüz hareket alanının içerideki verilerle desteklenmiş olduğunu görüyoruz. Ve Sayın Başkan Murat Uysal da bu kapsamda ilk açıklamayı yapmış oldu. Bir hareket alanımız var dedi. Bu şu demek, 25 Temmuz'da piyasaların, özellikle reel sektörün, şimdi piyasalar dediğimiz zaman Türkiye'de şöyle algılanıyor: döviz, faiz, borsa, öyle değil, reel sektörün, yani ekonominin can damarının beklediği aşağı yönlü faiz hareketlerinin 25 Temmuz'da gelebileceğini görüyoruz. Artık faiz, kaç olacak, ona bakacağız. Faiz meselesinin üzerinden de hemen kur zıplar mı, iner mi, çıkar mı konuşuluyor. Yine de soracağım, o indirimi piyasa artık satın almış durumda mı, kurda ne etki eder, ama önemli bir noktayı vurguladınız. Reel sektörü belki artık daha çok konuşmak lazım. Oraya yansıyan o kredi faizlerini, tabii, onların yüksekliğini ve elini kolunu belki bağlamasına işaret etmek lazım. Kurla birlikte ilerleyen aşamada o indirim, Merkez Bankası indirimi reel sektöre yansıyan o gerçek faizi nasıl etkiler? Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin iki açıdan önemi var. Birincisi, reel sektörün finansman ihtiyacını karşılarken karşı karşıya kaldığı finansman maliyetleri çok yüksek. Bunu aşağı doğru çekecek. Bu çok önemliydi. Ve uzunca süredir ikinci kısım, Merkez Bankası'nın faiz indiremeyeceğine yönelik bir algı oluşturuluyordu. Maalesef dönem dönem de eski Merkez Bankası yönetimi buna teslim oluyordu. Şimdi burada Sayın Başkan'ın, yeni başkanımızın kararlı hareketi ve ilk açıklamasının da piyasa tarafından satın alınması faiz indirim sürecinin başlayacağını gösteriyor ki şu anda enflasyonda işte 15-16 arasındayız. 2 yıllık tahvil faizlerinde 18-19 arasındayız. Politika faizi 24. O makas. Yani bu inanılmaz bir makas. Dolayısıyla burada aşağı yönlü hareket alanımız zaten var ve onun başlayacağını da görmüş olduk. Şimdi kura nasıl yansır? Açıkçası kurda hani bizim toplumun genelindeki algıyı kıracak şeyi söylememiz lazım. TL ile dolar arasındaki o değerin ölçüldüğü hareket mekanizmasında TL'nin olması gereken bir değer var. Onu da reel efektif döviz kuruyla ölçüyoruz biz. Bu teknik bir veri. Yani o işte piyasadaki işte 6 olsun 5 olsun tahminlerinin dışında Türkiye'nin en fazla dış ticaret yaptığı 45 ülkeyle beraber, onların para birimleriyle beraber, ticaret hacimleriyle beraber değerlendirilen bir endeksten bahsediyoruz. Ne diyor teknik o endeks? Bir veri. O veriye göre doların biraz daha yukarı gitmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Tam tersine Türkiye ihracatçılarının rekabetçi olabilmesi için TL'nin değerinin olması gereken seviye buraların biraz daha altında.
Yani TL biraz daha değer kaybedebilir aslına bakarsanız. Onun için de oradaki faizin aşağı inmesiyle kurun yukarı doğru hareket edeceği alanda da hareket alanı var. Dolayısıyla artık Türkiye bir an önce işsizlik, büyüme gündemine geri dönmeli. Artık o spekülatif kur atakları geride kaldı. Onu yönetebileceğimizi gördük. İşte dışarıdan gelen yaptırım tehditlerinin işte dün F-35 programından çıkarılma açıklamasıyla etkilerini gördük. Bizim bir an önce işsizlik, büyüme, reel sektör tarafına yönlenmemiz lazım. Şimdi biz işte işsizlik rakamı açıklandığı zaman ben medyayı takip ediyorum. İşte işsizlik rakamı açıklandığı zaman aman işsizlik kötü kötü diyoruz. Ama hemen dönüyoruz. Aman dolar yükselmesin, faiz artıralım diyoruz. Şimdi her şey dolarla ölçer bir duruma geldik. Ya bu tamam, evet, tamam. Türkiye'nin bir dolarizasyon problemi var eskiden. 80'lerden beri başlayan Türkiye'nin bir dolarizasyon problemi var. Doğru. Yani problemin adını koymuyoruz. Onu çözmeye yönelik eleştiriler, yorumlar getirmiyoruz. Hem akademisyen tarafı hem medya tarafı dönüyoruz. Aman kur artmasın, faiz artıralım. İşsizlik rakamı açıklandığı zaman da kızıyoruz. Büyüme rakamı açıklandığı zaman da eleştiriyoruz. Yani şimdi hem büyüme, hem işsizlik, hem kur, üçünü aynı anda eleştiremezsiniz. Yani ve burada bir enflasyon meselesi de var. Burada algısal olarak bir alan açılması gerekiyor. Bunun da adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı. Ben 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın önemli bir faiz indirimiyle beraber reel sektörün önünü açmaya başlayacağını düşünüyorum. Peki ne aşamada yansır? Mesela Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimi geldiğinde bizim onu işte vatandaşa yansıyacak ölçüde görebileceğimiz, o kredi faizlerine yansıyacağı sürece ne zaman gireriz? Şimdi Ağustos'la karşılaşınca elbette geriledi ama hala kredi faizleri yüksek. Şimdi açıkçası biliyorsunuz Merkez Bankası'nın politika faizi 24. Ve bugün bütün her şeyi normal olan, çekleri senetlerinde problem olmayan bir KOBİ'nin finansmana erişim maliyeti iyi ihtimalle 28 civarında, %28 civarında. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın politika faizinde atacağı aşağı yönlü adımlar anında KOBİ'lere yansımaya başlar. Ama biliyorsunuz orada TÜFE'den, yani özür dilerim, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenliğin işte o yansıması, diğer taraftan enflasyondaki o fiyat yapışkanlığından dolayı Türkiye'nin geneline yansıması 6 ila 9 ay alır bu aşağı yönlü indirimlerin, ama KOBİ'lerin finansman maliyetlerine yansıması hemen faiz indirimiyle beraber başlayacaktır. Ama kritik konu şu, enflasyon tarafında da biraz sabırlı olmamız lazım. Çünkü o bizim teknik tabirle kullandığımız o fiyat yapışkanlığı, yani fiyatlar yukarı giderken hızlı gider, aşağı inerken daha yavaş gelir. Bu bir. İkincisi, üretici fiyatları endeksinden tüketici fiyatlarına endeksine geçişteki o yavaş süreç, yani oradaki geçişkenliğin de yavaş olması fiyatlar inerken, bunu da ikisini beraber baktığımızda burada 6 ila 9 ayda nihai tüketiciye yansıyacağını, ama indirimler olur olmaz, yani faiz indirimi Merkez Bankası tarafında olur olmaz, KOBİ'lerin finansman maliyetine yansıyacağını öngörebiliriz. Peki, kritik toplantı haftaya göreceğiz o süreci. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür değerli ederim. Yorumlarınız için ve sevgili izleyiciler, Ekonomi 7/24'ün bugünlük de sonuna geliyoruz. Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor Levent Yılmaz'la Türkiye ekonomisinin satır başlarını konuştuk. Şimdilik noktayı koyuyoruz ama yarın sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde biz burada olacağız. TRT Haber yayınıysa Canan Reçber'in sunduğu satır başıyla devam edecek.